İki hicret sahibi Esma bint Umeys radıyallahu anha. Kalp imanla tanıştığında bütün korkuları reddediyor ve iman dolu cesur bir kalp en çok mümin bir kadına yakışıyordu. İmanın verdiği cesaretle o atalarının dinini bırakıp son peygamberin ilahi çağrısına yüreğini bağlamıştı. Bu yüzden de kalbiyle inandığını diliyle söylemekten korkmaması. İşkenceler altında inlerken dahi yolundan dönmemesi bu yüzdendi. Onun cesareti Mekke'deki şirk bataklığının tam ortasında imanı göğsünde gururla taşıyabilmesinden belliydi. O Allah Resulüne inanan bir avuç kişiden biri olan Esma bint Umeys'ti. Nebi'nin izinden giden Esma öğrendi ki bu yol nice yolculuklara gebeydi. Allah'ın arzı genişti ve zulümden kurtulmak için günü geldiğinde terk-i diyar eylemek gerekebilirdi. Onun için iman, varını yoğunu ardında bırakıp hiç bilmediği topraklara Allah için hicret edebilme cesaretini gösterebilmekti. Bir gün Esma'nın adımları peygamberin işaret ettiği topraklara yöneldi, çöllerden, denizlerden, zorlu yollardan geçti. İlkin Habeşistan diyarına hicret etti. Yoldaşı ve sevgili eşi Cafer bin Ebu Talip ile birlikte Habeş memleketinde çok sevdiği peygamberinin ve Müslüman kardeşlerinin yıllarca hasretini çekti. Aradan seneler geçti. Gün geldi, Allah'ın lütfu keremiyle Habeşistan muhacirleriyle Medine muhacirlerinin yolu Peygamber şehri Medine'de kesişti. Esma, sevgili eşiyle birlikte Hayber'in fethi esnasında ikinci hicretini Medine'ye gerçekleştirdi. Böylece o, Allah yolunda iki defa hicret etmenin saadetine erdi. Ancak bu durum, Medine muhacirleriyle Habeşistan muhacirleri arasında tatlı bir rekabetin doğmasına neden oldu. Bir gün Esma'yı kızı Hafsa'nın evinde gören Hazreti Ömer, "Bu Habeşli Esma mı? Şu deniz yolcusu olan," dedi ve devamında ekledi. "Medine'ye hicret faziletinde biz sizi geçtik. Biz Resulullah'a sizden daha yakınız." Bu sözler ömrünü Allah yoluna adayan, bu uğurda türlü cefalar çekmiş olan Esma'ya ağır geldi ve karşısındaki Ömer radıyallahu anh olsa dahi kendisini savunmaktan çekinmedi. "Hayır," dedi. "Allah'a yemin ederim ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hicret ettiniz. O sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti. Bizse uzaklarda, düşman yurdunda, Habeşistan'daydık. Bütün bu sıkıntılara biz Allah'ın ve Resulünün rızası uğruna katlandık. Ey Ömer, yemin ederim senin bu söylediklerini gidip Resulullah'a anlatıncaya kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim. Vallahi biz eziyet görüyor ve korku içinde yaşıyorduk." Hazreti Ömer'in sözleri ağrına giden ve durumu olduğu gibi Allah Resulüne bildiren Esma, Nebi'den kendisini sevince boğan şu sözleri işitti: "Bu hususta Ömer bana sizden daha yakın değildir. Zira o ve arkadaşları yalnız bir defa hicret etmişken, siz gemi yolcuları iki defa hicret ettiniz." Bu sözleri işiten Esma için artık hiçbir şey duyduklarından daha değerli değildi. Diğer muhacir kardeşleri de bu kutlu sözleri işitebilmek için defalarca onun kapısını çalıyorlardı. Esma ise her defasında o günün heyecanını tekrar yaşayarak Nebi'nin sözlerini onlara aktarıyordu. Esma'nın gözleri sevinçler kadar hüzünlere de şahit oldu. Ve onun için en büyük hüzünlerden biriydi eşi Cafer'i Mute Savaşı'nda yitirmesi. Esma bundan böyle Cafer bin Ebu Talib'in değil,
Cafer-i Tayyar'ın işiydi. Zira Cafer radıyallahu anh, kahramanca savaşıp kaybettiği iki koluna mukabil, cennette uçtuğu için bu adla anılır olmuştu. Cafer'in ardından kuş yavruları gibi kalan yetimleri ise artık bahtiyardı. Çünkü başlarını okşayan peygamberin eli, onlara yetimliklerini unutturan en büyük teselli kaynağıydı. Esma bint Umeys, asırlar ötesine imanıyla, cesaretiyle, sabır ve metanetiyle örnek oldu. Peygamberine duyduğu muhabbetini, ona ve onun sözlerine olan bağlılığıyla gösterdi. Ve onun mübarek sözlerinden 60 kadarı Esma'nın ağzından satırlara, satırlardan sadırlara, zamanlardan zamanlara hep nakledile geldi. Bunlardan birinde sevgili peygamberimiz sıkıntılı ve kederli zamanlarında okuması için Esma'ya bir dua öğretmişti. Bu dua Allah ve Resulünün izinden giden, bu yolda kahrı da lütfu da hoş gören tüm esmaların arkadaşı olacak nitelikteydi. Benim Rabbim Allah'tır. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam.